Ben kendi rızamla kuma olmadım. Ondan sonra Fatma ile beraber gittim. Fatma'ya yani ilk eşinin yanına, normalde Fatma ile evli Metin. Fakat sonrasında seni çok sevdiğini söylüyor. Kuma olarak getiriyor. Eşi de önce kabul etmiyor, sonra seni kabul ediyor. Ama sen diyorsun dişlerimi kırdı, elimi kırdı, bana şiddet uyguladı. Kuma olmayı zorla kabul ettirdi diyorsun ama 2 yıl ilk eşiyle beraber aynı evde yaşamışsınız Ayşe'cim. 2 yıl Fatma'yla. Ben onun eşiyle, ben onun evli olduğunu biliyordum ama ben ona dedim ki beni ayrı eve götür dedim. Tabii, o beni her yerde dedi ister kabullen ister kabullen beni eşimi yana götüreceğim. Baba sürekli beni dövüyordu. Ya sen oraya gideceksin. Yani sen aldat. Haklarınız ortaya çıkınca ondan sonra. Ondan sonra haklarınız ortaya çıkınca her şey çıkacak ortaya. Tamam abi. Her şey çıkacak ortaya. Ben yapmasaydım, sen beni aldatmasaydın ben seni aldatmayacaktım. Ben seni aldım. Tamam sen çıkar da ben. Bir dakika dur Metin, bir dakika. Bana Ayşe şunu söyler misin? 3 tane çocuğunu bırakıp. Ver abla. Yani şunu söylüyor, diyor ki işte bana şiddet uyguladı. Şimdi bana da çok ya, mantıklı gelmiyor. Şimdi sonuçta yani tam şiddet uyguladıysan bununla ilgili sana gerekeni yapması gerekiyordu. Rapor alması gerekiyordu. Hı. Ama mevzu şu, yani sen kuma olarak ilk eşin üzerine getiriyorsun, doğru değil mi? Abla getiriyorum, ikisi bir araya geliyorlar. Bu yanlış ama. Yani yapmaman gereken bir şey yapmışsın. Bak, ayrı yerde duruyordular. Ayrı dursa da normal ha. Olmaz yani. Tamam yani ben Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre senin resmi eşin Fatma. Tamam Didem abla, ben onu da haksızım biliyorum ben. Tamam. Fatma işe girdi. Fatma'nın ailesi. Bununla da konuştum. İkisini bir araya götürdüm. İkisi bir gün akşama kadar Fatma'nın evinde oturduk, konuştuk. Ben işaret işi yapıyordum. Yani Ayşe o zaman kum olmayı kabul etti mi? Etti abla, zaten evliyken de kumalığı kabul etti. Oraya da gittikten sonra da kumalığı kabul etti. Yani bunun şimdi kalkıp da şeyleri ortaya çıkmış, beni dövmüş, beni şiddet görmüş. 10 yıldır madem ki ben dövdüysem, şiddet yaptıysam ben her gün evimde miydim ablacığım? Hı hı. 3 tane çocuk yapıyor, sonra diyor 2 çocuk benden değil diyor. 2 çocuk yani senden değilse. İlk eşinin ilk evliliğinden olan eşidir diyor. Yani özür anladım. Zaten senin ilk eşinden Fatma Hanım'dan senin 3 tane çocuğun var. Evet doğrudur abla. Bu Ayşe Hanım'dan 3 tane daha çocuğun var. Evet. Ayşe Hanım'dan olan çocuklarına. 2 olan itiraz ediyor. Özür dilerim ama karnında Ayşe taşıyorsa Fatma nasıl annesi olabilir? Ama şeyde boşanma dilekçesinde yazıyor abla, bakın. Ya da Fatma'nın çocuklarını sen Ayşe'nin üzerine kaydettirdin. Hayır değil, doğum raporu var. Şey her var. Şey var yani. 3 tane çocuk Ayşe. 3 tane çocuk Ayşe'den. Şimdi 2 tane çocuğu istemiyor. Evet. Doğru mu? Evet. Yani o çocuklar kaç yaş? 19 ve 4. 10 ve 9 yaşındaki çocuklar benim değil. Evet. Küçük çocuk benim, ben onu istiyorum evet, diyor. Bu da annesinin planı. Annesi her gün telefon açık. Sen gelirken Ümeyre'yi getir. Küçük öbürleri kızı. Şeytan diyor. Abla 70 gündür. Hadi beni sevmiyorlar abla. Hadi kendimi de geçtim ben. Ama beni sevmeyebilirler. Hadi ben haksızım. Hadi ben haksız. 70 gün Didem abla, 70 gün 3 defa ben İstanbul'un yolunu gidip geliyorum. Ben ilk baş... Yani şey onlara geleceğim ama şimdi baba yani anneanne şunu söylüyor. Diğer çocuklar yani küçük çocuklar için şeytan ifadesini kullanıyor. Çok enteresan. 10 ve 9 yaşındaki çocuk için küçük çocuğu 4 yaşındaki küçük çocuğu Hümeyra'ya getir diyor. Onu getir annesi. Diyor. Dur bir dakika. Telefon attığında ilk bir dakika kim var? Tamam. Üzerine kuma getirdiğin eşin Fatma Hanım telefon attığındaymış. Bir Fatma Hanım'la konuşalım lütfen. Fatma Hanım merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Fatma Hanımcığım siz Metin'in ilk eşi misiniz? 3 çocuğunun annesi misiniz? İlk eşi yani. Evet doğrudur. Peki Ayşe üzerinize kuma geldiğinde sizin yani evli olduğunu, sizle evli olduğunu bilmiyor muydu? Bana şiddet uyguladı, dişlerimi kırdı. Ben öyle ben, oraya gittim. Didem Hanım ben bizzat Ayşe'yi kendim aradım. Hmm. Dedim ki benim yuvama yıkma, benim 3 çocuğum var, benim kocamdan uzak dur dedim. Ayşe bana... Seni ilgilendirmez deyip telefonu kapattı. Ve sonrasında da yani siz İzmir'e gidiyorsunuz, çalışmaya gidiyorsunuz arkasından. Yani o da sizler beraber geliyor. 2 yıl aynı evi beraber paylaşmışsınız, doğru mu? 2 yıl değil. Ne kadar? 6-7 ay. 6-7 ay. Bana 2 yıl söylendi. 6-7 ay boyunca yani Ayşe orada sizin evdeyken Metin hem size hem de Ayşe'ye bu böyle devam edecek. Sen işte eşim olmayı, sen de kum olarak yaşamayı kabul edeceksin diye size şiddet uyguladı mı, uygulamadı mı? Hayır. Yani Ayşe kendi rızasıyla kaldı. Evet. Ya Ayşe diyor ki ben... Ayşe,
Ayşe, Didem Hanım. Ha, Ayşe her şeyi bile bile geldi. Benim 3 çocuğumu da biliyordu, beni de biliyordu. Her şeyi bile bile geldi. Ben kendi evimde hani huzursuzluk çıkarmamak için misafir gibi davrandım. Ama olmadı, niye olmadı? Ayşe kimliğini yakıyordu, kazaklarını yakıyordu. Fatma yaptı, Fatma yaptı. Biz Ayşe ile devamlı kavga ediyorduk. Ay, sizin aranızda kocanızla, o sırada Metin'in aranızı açmak için Metin'in kimliklerini, kimliklerini, kıyafetlerini mi yakıyor aranızı bozmak için? Kendi kimliğini, evet, dinlemiyor. Evet, kendi kimliğini yaktı, olmuyor. Fatma'nın üstüne attı, kazanı kendi kimliğini yaktı. Yakıp Fatma'nın üzerine attı, kazanı, sizin kazanınızı yakıp. Kendi kazanı. Kendi kıyafetlerini yakıp Fatma'nın üzerine attı. Evet, söyle lütfen Fatma Hanım. Metin gece bir şeye gitti, memlekete gitmişti. Evet. Ben bunu Metin'in kendine söyledim. Benim evim 3 gözlü. Bir gözünde o oturuyordu, bir gözünde ben oturuyordum. Ortayı mutfak kullanıyorduk. Ayşe'nin telefonla yatağın arasında altında ben konuştuğunu duydum. Bunu eşime de söyledim. Eşim beni inanmadı. Sonra dedim, Metin çok pişman olacaksın. İş işten geçmiş olacak. Gene şey yapmadı. Yani siz telefonla, özür dilerim Fatma Hanım, siz telefonla biriler, yani ikinci bir telefonu olduğunu, birileriyle gizli görüştüğünü kocanız, o dönem sizin kocanız Metin'e söylediğiniz halde Metin size itibar etmiyor anladığım kadarıyla. Gözü evet, aşağıdan başka etmedi. Kimse görmüyor. Aynen öyle. Uyarmış seni. Sonra bir gece yatıyordum. Bir dakika Fatma'cığım dur. Uyarmış seni. Ben yakaladım telefonu. Numarayı yakaladım. Fatma'nın bana dediğini, evet doğrudur. Ben yakaladım abla. Ben tanımıyorum dedi. Nenesi dedi. Bu anasıdır. Beni arıyor yanlışlıkla. Beni aramıştır. Bilmem ne aramıştır. Bir dümenlerle benim kafamı kapattı. Yani o dönemde sen eşin Fatma'ya inanmadın. Kum Ayşe'ye inandın. Heh. Eşini boşadın. Fatma'yı boşadın. Sonra Ayşe'yle evlendin. Evet. Pişman mısın? Emin misin? Emin değil. Ben Fatma'ya bir özür borçluyum. Bir konuş bence. Fatma merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar evde. Ben burada 80 milyonun önünde ben senden özür diliyorum. Metin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, yuva yıkanın yuvası olmaz. Sen beni 3 çocukla ortada bıraktın gittin Ayşe'nin yüzüne. Elhamdülillah, çok şükür ben 3 çocuğuma sahip çıktım. Sana hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı. Senden, Didem Hanım'dan tek ricam, o çocukları Ayşe'ye vermeyin. Ayşe ona sahip çıkamaz. Çünkü gece kocasının yanından, yatağından çıkıp giden bir kadın, ben Menemen'in köyünde oturuyorum, Ayvacık köyünde. Ayvacık köyünde vesait yok gecenin birinde. Gecenin birinden Turgutlu'ya nasıl gittiğine nasıl açıklar Ayşe? Ne zaman oldu ertesi bu? Ertesi bir sabah... İlk geldiğinde. Benim yanımda dururken oldu. Ha o zaman. Ya, Didem abla yanımda gece sabah kalktım Ayşe yatakta yok. Valizi almış. Kumayken. Kumayken 20 kilometre gece yarısı dağ tepe nasıl gitmiş. Ertesi günü Turgut'ta bulduk. Bir akrabanın evine gitmiş. Burası mosmor hepsi. Ayşe ne olmuş? Sivrisinek yemiş. Ben de yedim bunları. Abla bunlar beni bitirdi. Yedin mi bunu peki? Ya burası sinek yemiş. Buna inandın mı? Abla konuştuğu zaman şey yaptığı zaman sen diyorsun bu yemin ediyor. Kaç defa abla annesini çağırdım. Burada memlekette ben ev sahibinden. Ya peki bir şey söyleyeceğim. O sırada burasını mosmor görüyorsun. Gecenin bir vakti kilometreler. Sivrisinek bilmem hastanenin orada yatmışım. Sivrisinek yemiş. Peki yani Fatma bunlar çok gerçekçi yalanlar değil. Yani o sırada gözü kör müydü? İnanamadı mı? Hepsi inandı mı daha doğrusu eşin? Eski eşin Metin. Allah Allah. Valla ben Metin'i çok uyardım. Sevdadım ben Didem Hanım. Metin hiç bana inanmadı. Hep Ayşe'den taraf oldu. Ama sonuçlarına da şu an patlasın. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi Didem Hanım? Buyur. Bak Metin benim eski eşim olabilir. Metin beni hiç ilgilendirmiyor. Ortada 3 çocuk var. Benim de 3 çocuğum var. Bu çocukları mağdur bırakmayın. Gerekirse Metin'e de vermeyin. Ayşe'ye de vermeyin. Ama bu çocukları mağdur etmeyin. Çünkü ben babasızlığın nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Bu çocuğu yani sahip çıkın. Benim sizden tek istediğim o. Çocuklar söyleyeceğim nerede? De bu kadar. Ayşe bir dakika. Fatma bir dakika canım. Çocuklar nerede? İki tane memlekette abla okul okuyorlar ablama. Bitlisteler. Senin evet, akrabanın yanındalar. Evet. Yeğenime bıraktım. Küçüğü de ben de ablama bıraktım bugün. Çocuklar sende yani. Ben de. Çocukları bırakıp gitti yani hepsine. Evet abla. Bu 3 defa oluyor. Bu kışın 3 defa evi terk ediyor. Üç kez evi terk ediyor. Peki ne diyor sana her seferinde gitip geldiğinde? Abla bir sefer
Bak, ya, özür dilerim. Bir dakika, bir kumayken mi defa evi terk etmiş? Senle kaç yıldır evli Ayşe? 11 yıl falan. 11 yıl boyunca kaç kez terk etti seni? Yok. Bir akşam gitti abla. Ertesi günü işte Fatma'nın yanına götürdü diye ben kaçmışım. O yalan. Yani seni 2-3 defa ya da 4 defa falan terk edip eve dönüyor. Sen her seferinde affediyorsun. Doğru mu? Evet abla. Neden? Vallahi abla ben bu saatten sonra yani sözüm meclisten dışarı, şeytan görsün onun yüzünü. Ama asla çocuklarımı vermem Didem abla. Aha. Asla. Ben günde 35 ton abla, 35 ton odun dağdan indiriyorum. Yüklüyorum, sırtıma bindiriyorum. Ben akşam geliyorum, kızım beni kucaklıyor. Bütün yorgunluğum bitiyor. O ne yapıyor? Hiç ne görmüyor. Didem abla ne yapıyor? Ne yapıyor abla? Allah Allah. Banyoya erkek sokuyor. 4 yaşındaki kızın yanına adam getiriyor, adamı yakalıyorum. Bakkalcı kapının önünde bana numarasını vermiş. Verebilir. Adamın gözüne vuruyor. Adam osmor ediyor, kolundan tutuyorum. Komşular var abla. Komşular yani, var, bağlansınlar. Bir şey söyleyeyim. Ben kolundan tutuyorum. Gel gidelim diyorum. Kim yaptı şikayet edelim diyorum. Bana diyor beni götür sen diyor. Ben senin üstüne koyarım diyor. Buna da şahidim var. Kapı komşum var benim. Ya sen ben bir tokat vurunca hemen soluğu mahkemede alıyor. Bu adalet midir abla? Kocasıyım yani. Tartışma olur ama, ufak tefek. Ama canım benim sen başından beri sürekli onu affettiğin için problem oradan kaynaklanıyor. Problem orada kaynaklanıyor, tamam mı? Bir de ben şunu merak ettim. İki tane çocuğunun kendisinden olmadığını, işte Fatma'nın olduğunu söylüyor. Fatmacığım hatta mısın canım? Evet, dinliyorum. Fatma şunu söylüyor, diyor ki ben diyor ilk küçük çocuğu, kız çocuğunu istiyorum diyor Ayşe. Diğer iki tane çocuk 10 ve 9 yaşındaki çocuk kendi çocukları değilmiş, senin çocuklarınmış. Ama aslında Ayşe'nin üzerine kaydedilmiş. Hayır, Ayşe yalan söylüyor. O üç çocukta üçü de Ayşe'nindir. Benim nefis kayıt örneklerime de bakabilirsiniz. Ben mesela boşanma evraklarımı da gönderdim. Onlara da bakabilirsiniz. Benim üç çocuğum var. Dilara Özdemir, Ferhat Özdemir, Rıfat Özdemir. Yani o çocukları, diğer çocuklar, yani diğer iki tane çocuk. Lütfen televizyon sesini kısar mısın? Ya peki o çocuklar acaba babası başkası olabilir mi? O yüzden mi öyle söylüyor? Valla Didem abla ben bunu sizden istiyorum abla. Üç çocuğumun deney testini istiyorum abla. Sen şüpheleniyor musun peki diğer çocuklar? Evet çocuklar? Abla bu saatten sonra kesinlikle ablam. Neden kesinlikle? Annesi farklı konuşuyor. İki oğlan istemiyor. Peki Didem abla ben şunu söylüyorum. Öyle. Hadi Ayşe gitti. Hadi annesi babası. Ya abla ya ben deli olurum. Abla 70 gündür ben 70 gündür anam ağladı anam. Şu kadar kara abla sobayı yakıyorum. Çocukları okula gönderiyorum. Ne babası, ne kardeşi, ne ablası, ne annesi bir gün arayıp da ya bu çocuklar öldü mü? Ve Ayşe'den haber alamıyoruz. Getir oğlum, koy yanıma. Yanıma koy, git ara karını. Onu da demiyorlar. Valla Ayşe bizi aradı. Erzurum sığınma evindeymiş. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ayşe nereden çıkıyor? 25 Mart'ta Muş Devlet Hastanesi'nde... Hastaneye giderken orada ben devletinde buluyorum. Sığınma evinde olmadığını dolayısıyla biliyorum söylüyorsun. Biliyorum ama orada. Pınar ne dedin sen canım? Bir dakika direktörüm.